Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un gün içi genel durumunu değerlendirmek istiyorum. Borsa İstanbul dünkü sert tepki ve sert çıkıştan sonra %3'leri geçen pozitif bir duruştan sonra bugün nispeten yatay bir doji oluşturuyor. Tabii kapanış esasında önemli. Dünkü çıkışı biraz sindirmesini yapıyor. Yurt dışı da benzer bir hareket içerisinde. Özellikle şu bölgede ciddi destek bulduğunu Cuma günü ve Pazartesi günü hareketin pozitif sinyallerini verdiğini ifade etmiştik. Ve netice itibariyle de dün oldukça güçlü tahtalarda bir primlenme oldu. Saatlik baktığımızda ne görürüz? Normalde tepkinin 1520'lere kadar önce şu süper trendin olduğu bölgeye ve bu bölgeye 1510-1520'ye kadar gitmesine muhtemel olduğunu ifade etmiştik. Ve netice olarak da o bölgeye çok rahat gitti, çok rahat geçti. Hatta gap'li açtıktan sonra süper trendin olduğu şurasıydı o zaman, süper trend burası değildi. 1520 görüldü ve 1520'nin de üstüne attı. Normalde süper trend görüldükten sonra bir miktar realizasyon gelmesi normal. Şu anda da o realizasyonu yapıyor. Nereye kadar gelir derseniz 1510'a kadar görülme ihtimali var arkadaşlar. Ondan sonra bir miktar da altına sarktıktan sonra genel olarak piyasanın, tabii yurt dışının seyri de önemli. Özellikle şurada bir toba oluşturup tekrar bir yukarı hamle yapmayı deneyecektir. Normalde hedef olarak bakın şurada hızla aktığı bölge var. 1550 bölgesi normal koşullarda yatay bantta hedeflenmesi gereken yer olarak duruyor. Bu arada da çok tahta primlendi. Yurt dışının tepki verdiği yer esasında burası oransal olarak. Yani biz nispeten yurt dışına göre daha geri kaldığımızı ifade edeyim. Esasında 1550'ye kadar çıkma ihtimali vardı. Bakın şu bölge çok rahat alındı bu tepkide. Burada da şimdi 1550'nin alınma ihtimali var. Bundan sonraki süreçte buna benzer bir yapıyla karşılaşılabilir. Tabii hareketin devamı mahiyetinde güçlenecekse trend, bu da pozitif senaryo olarak 1650'lere götürecek olan bir senaryoyu beraberinde getirebilir. Bu konuda net şudur demek pek mümkün değil arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani bir realizasyonla dünkü tepkinin devamı mahiyetinde önce bir sindirme ve bir realizasyonla karşılaşmak mümkün. Bugün biraz piyasayı yukarıda tuttular. Realizasyonu geciktirdiler işin doğrusu. Sebebi işte vadeli piyasada özellikle margin call olanlar ve dün ve cuma günkü satıştan, sert satıştan faydalanan mal alanların çıkmasını sağlamak açısından, trade etme imkanı sağlamak açısından piyasayı mümkün olduğunca yukarıda tuttular. Ayrıca bir takım işte yurt dışındaki hareketlerde, tabi yurt dışı aslında geceden satış yedi. Yani normal koşullarda yurt dışının satışı düşünülünce onlar süper trendine kadar neredeyse geldiler. 1510 bölgesi görülmesi gerekiyordu. Ancak onu geciktirdiler, onu söylediğim gibi. Neticede pozitif devam ediyor arkadaşlar. Yani realizasyon da olsa şu an için pozitif duruş. Saatlik ortalamanın üstüne çıkması olumlu. Süper trendin üstünde olumlu. Trendin içinde olumlu. Tahtaların birçoğu yeni tepki veriyor. Bunlar olumlu. Hızlı tepki vermiş olanlar direnç bölgelerine gelenlerden çıkılır. Yani bu normal. Ancak işte geçen hafta çok fazla satılmış, daha yeni tepki vermek üzere olan, beklentisi olan tahtalarda ise durmakta fayda var. Şu an için bir bozulma görülmüyor. Tabii şu çizdiğim hattın altında, 1510'un altında saatlik kapanışlar gelecek olursa o zaman biraz daha tedbirli, temkinli olmakta fayda var. Normalde tipler arkadaşlar şuna benzer de olsa iki kere denenir. Yani böyle bir üste çıkar dener. Bu sefer ise biraz fazla oldu tepki, dikkat ettiyseniz. Tek gün içerisinde bu hareketi yaptı ve gap'li açtı. Bu bölgeyi bir kaçış gap'i olarak değerlendirmek lazım. Yani koptu gitti piyasa bir anlamda. Bakıldığında kısa vadeli bu tepkinin işte bir kere daha şuna benzer şekilde bir kez daha esasında 1550'lere kadar gitmesi beklenebilir. Dünyada bir sıkıntı olmaz ise bu tepki hareketi devam edebilir arkadaşlar. Bir de dünya piyasalarına bakalım ne görürüz diye. Dünya piyasalarında özellikle Dow Jones ve S&P bize ne söylüyor? Onlarda hafif bir eksi var. Bizde de var tabi. Çok düşük oranda. Onlarda saatlik ortalamaya dikkat ederseniz son saatlerde yeşil yakmaya başladı. Ve işte Dow Jones'ta özellikle dün yapmış olduğumuz açıklamada, pazar günü yapmış olduğumuz analizde yurt dışı piyasalarının şu bölgeyi oluşturmak için Dow Jones'un 31.500 bölgesine, 31.600 bölgesine yapısal anlamda gitmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bunu
dün gerçekleştirdi. Hemen bir günle de bitirmeyeceklerdir. Yani şurada bakın oldukça uzun zaman kaldı. Benzer şekilde uzun bir zaman geçirmesi beklenebilir. 1-2 hafta belki bu bölgede oyalanması söz konusu olabilir. Arkadaşlar onu ifade edelim. S&P'ye bir bakalım. S&P'de durum nedir diye. Altında oldukça zayıf bir sayı vardı. S&P de aynı. Bu Dow Jones'u açtık. Evet, şöyle yapalım. S&P'yi açalım. Evet, S&P'de de durum bu. Bu da saatlik ortalama yine. S&P Dow Jones'a göre biraz daha zayıf görünüyor şu anda. Yani biz BIST 100'e denk gelen, BIST 100'ün karşılığı olan yurt dışı piyasası diye Amerikan piyasası tepki hareketi devam ediyor orada da. Normalde bu hareketin de, bakın şuradaki hareketin de buraya doğru yönelmesi beklenebilir. Tabii şu bölge bir direnç olarak karşımıza çıktı ve oradan bir realize oldu. Dikkat ettiyseniz saatlik ortalamasını ve süper trendi de vurdu. Biz vurmadık. Yani dikkat ettiyseniz tam aynı şekilde biz de işte 1510 bölgesine denk geliyor burası. Biz şu anda 1520'nin üzerindeyiz. Biz daha pozitif. Siz onu belirtelim. Altında bir dün satış vardı. Bugün ise toparlama ve tepki hareketi var. 1729. Bakın altın tam trendinin dibine kadar geldi. 1700'e kadar dayandı. Buradan tepki hareketi normal arkadaşlar. Şu hareketin devamı mahiyetinde 1790'a kadar artık tepki vermesi beklenir. Daha önce de buradan tepki verdi, tepki verdi, tepki verdi. Güçlü duruş. Burada artık en azından ortalamasına kadar, yani minimum şu ortalamaya kadar 1750-1780'e kadar gitmesini beklemek lazım. Dolar endeksinde yeşil yakma durumu söz konusu. DAX'a bir bakalım. DAX'ta pozitif duruş şu an için var. Tepki hareketi devam ediyor. Zirvesine oldukça yakın ve şu an için güçlü durduğunu ifade edelim. Bir sürü gap bıraktı yine. Petrolde bir geri çekilme var birkaç gündür. Özellikle işte bu haftalık tabii. Bu hafta geçen haftanın son günlerinden itibaren bir geri çekilme yaptı. Bugün biraz daha pozitif. İşte 3 günlük cuma, pazartesi ve salı işte. Düzeltiyorum. Perşembeden itibaren başlamış yorgunluk. Evet. Bugün ise bir miktar yeşil yakma durumu söz konusu. Aşağı destek bölgelerini sınıyor. Bitcoin 48 bin, 50 binler bölgesinde. Çok büyük bir zayıflama yok şu an için. Evet, gümüşe bir bakalım. Gümüş yatırımcısı olan arkadaşlar gümüş soruyorlar. Şöyle yapalım arkadaşlar gümüş için. Gümüş altına göre bir miktar zayıf kalmış. Maalesef işte süper trende kadar geldi. Bugün biraz tepkili. Buraya kadar vuracak gibi görünüyor. Trendin altında kaldı. Bu biraz negatif arkadaşlar, onu söyleyeyim. Artık şöyle bir umut diyelim. Trendin içerisine atamazsa zayıflık devam edecek. Maalesef trendi dün itibariyle kırmış. Bugün de trendin altında, hızla trendin üstüne atmak isteyecektir. Altın tabi pozitif. Bunu belki de işte bir ayı tuzağı olarak kullanıp tekrar yukarıya alabilirler. Altın pozitif tepki vereceğini düşünürsek ve bu analiz gerçekleşecek olursa gümüşte de yukarı yönlü eğilim görülebilir ve trendin içerisine tekrar atması söz konusu olabilir. Dolayısıyla şu anda görünen o negatif tablo düzelebilir. Hani onu ifade edelim. Gümüş yatırımcısı son zamanlarda zaten altını nispeten, bakın altını kıyasladığınızda ta buralarda olması gerekiyor. 18'li rakamlarda olması gerekiyordu altına kıyasla, ancak yukarıda kaldı. Yani son dönemde pozitifti. Güçlü duruş sergiliyordu. Şimdi birkaç gündür ise hafif bir negatiflik söz konusu. Ancak altına gelen tepkiyle tekrar şu trendin içerisine girme ihtimali doğabilir. Bu da pozitif olarak değerlendirilebilir diye belirtelim. Tekrar bizim piyasamıza bakalım. Bizim piyasamız yataydı arkadaşlar bugün. Dediğim gibi normalde onlar şuradaki süper trendin olduğu bölgeye 1510-12 bölgesine vururlar. Yani biz de bugün olmasa da artık yarın orayı veya akşamüstü orayı deneyip ondan sonra tekrar bir kez daha tepki yapma çabası içerisinde oluruz diye tahmin ediyorum. Hemen piyasayı bozmayacaklardır. Buradaki gelecek olan realizasyonun boyutu da önemli. Ona da dikkat etmek lazım. Tabii ben bu realizasyonu normal yapısal olarak şu bölgeyi oluşturması anlamında söylüyorum ve standart bir hareket olarak söylüyorum. Yani %80-%90 standart hareketler olur. Ama %10 ise marjinal hareketler, sıra dışı hareketler olur. O sıra dışı hareketler için piyasa yukarı gidecekse de zaten gider, fiyatlar izlenir. Hani o konuda
bunun %10 ihtimal olduğunu da unutmayın. Yani normal standart %10, %20 ihtimal olduğunu unutmayın. Standartlar normalde %80 gerçekleşir ve bir V şeklinde, bu sert satış V şeklinde düzeltilir arkadaşlar. Normal koşullarda eğer bir düzeltme hareketi ise bu şekilde olmalı. Söylediklerim yatırım tavsiyesi, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.